Start it up. Herkese merhaba. Volvo bu sene satış rekoru kırmış. 29 yıldır Türkiye'deymiş ve en çok arabayı bu sene satmışlar. Arkamızda S90'ın Recharge modeli var. S90'ın web sitesine girdiğiniz zaman şu an dizel seçeneği yok. Bu seçenek var. Tabii bu sene çok sattıkları arabalar XC40 ve S60 ama bu arabanın ardındaki teknoloji gerçekten benim de merak ettiğim, görmek ve denemek istediğim bir arabaydı. Bir de bizim kanalımızda yukarıya tıklarsanız bir S90 testi var. Bu testte daha çok hem makyajlı dediğimiz güncel versiyon hem de bu elektrik ve benzin motoru karışımını irdeleyeceğiz. Gördüğünüz gibi burada bir kapak var. Rengi de çok güzel bu arada. Plug-in hibrit versiyon. B modunda şanzıman şarj oluyor. Frene basınca şarj oluyor. Ama daha çok fişe taktığınız zaman şarj oluyor. Yaklaşık 90 kilometre menzili var. Şu an 30 kilometre ama şarjı tam olduğu zaman 80 kilometre saate kadar da sadece elektrikle gidebiliyor. Daha çok arabada konuşalım. Birkaç yenilik var, onlardan da bahsedeceğim. Muhammed Bey yanımda, aracın sahibi. Çok teşekkür ederiz. Her şeyden önce pazar gününüzü ayırdınız. Kendisi daha önceden de hem havalı süspansiyonu bir S90 kullanmış. Öyle olunca onun tecrübeleri benim için çok önemli. Şimdi fark ettiğim bir şey söylemek istiyorum. Mild Hybrid değil bu. Yani o tarz bir modu yok. Bayağı bildiğiniz şey gibi, elektrikli gibi. Gazdan ayağımı çektiğin zaman şu rejeneratif olayı var ya. Evet. Elektrikli arabalarda o daha çok. Tam elektrikli arabalarda. Hı. Gazdan ayağını çekince deli gibi fren yapar, yavaşlar. Hatta freni çok az kullanırlar falan. Hı. O mod var. Ayağımı çektiğim an yavaşladı. O çok güzel. Siz mesela daha önceki araba tabii dizel miydi, benzinli miydi eski araba? Dizeldi. Sizin gördüğünüz farklar önce sizden duymak isteriz. Mesela ana ekranla ilgili şeyler konuştuk. Konsolun yüksek olmasını konuştuk. Bize bahsedebilirsiniz, yormazsak sizi. O da şey bir arabaydı. İlk çıkan versiyon S90'lardan bir tanesiydi. 2016 yılında geldi zaten S90 biliyorsunuz. Yeni çıkmıştı. Aha, yeni çıkmıştı. Kozmetik farkları, o arabada mesela deri göğüs yoktu. Hı hı. Ama mesela arkada iklimlendirme vardı, dokunmatik. Gene onda da havalı süspansiyon vardı. Kendi işletim sistemini kullanıyordu zannediyorum. Bu Google tarafından üretiliyor. İşte şu havalandırmalarda farklılık vardı. Bu dokunmatik olmuş arkadaşlar. Evet, evet. Şimdi size videoda göstereyim. Çok havalı. Evet, öncekinde mesela şurada bir ambiyans ışığı vardı. Vitesin üstüne vuruyordu. Bunda gördüğünüz gibi öyle bir şey yok. Biraz onlar da kısmışlar. Evet, evet. Ama bence kötü olmamış yani eskiye göre. Görüntü kalitesi olarak orta kısım Google tabanlı bir tablet, evet, gibi. Aha. Önceki Çin malı, yani Çin'e geçince zaten Volvo böyle daha ince fontlu, benim hoşuma gitmemişti. Biraz daha çiğ gibiydi. Tabii Muhammed Bey'in dediği fonksiyon olarak biraz daha iyiymiş. Evet. Ama görüntü olarak şık, dolgun bir görüntüsü var. Ben beğendim. Uygulamaları açtığınız zaman Google Maps, bu hem böyle bir Tesla modu, güncel araç modu var. Gayet güzel gözüküyor. Pillerden dolayı anladığım kadarıyla şurası yüksek dedi Muhammed Bey. Bence güzel olmuş. Yani o Alman hissi yüksek, evet, evet. Konsolun yüksek olması bana çok iyi hissettirdi. Yani benim hoşuma gitti açıkçası. Şöyle bir dezavantajı oluyor. Eski, şimdi S90 kullanıcıları da ya da daha önce deneyimleyenler de bilirler. Normalde S90'da şöyle çift göz olur ve göz buradan böyle arkaya kadar devam eder. Büyük bir göz. Bunda göz çok küçük ve şurayı göstermem gerekirse boş. Yani altı dolu. Şey yok. Anladım. Saklama alanı yok. Bataryalardan kaynaklanıyor. Biraz o konuda işte compromise yapmışlar, hı-hı, ödün vermişler. Tabii fonksiyonellik açısından bence önemli. Hı-hı. Ama bir şekilde çözülür mü? Çözülecektir, şey yapılacaktır. Yani bir öyle hayatımı değiştiren bir şey olmadı açıkçası. Yani. Bir bilgi var bir de arkadaşlar. Bu arabadaki Harman Kardon sistemi eminim ki çok iyidir. Çünkü hem elektrikli olmasından da, yarı elektrikli olmasından kaynaklı. Çok sessiz bir araba, sesim yankılanıyor. Lastik sesini çok az duyuyorum. Motoru neredeyse hiç duymuyorum. Kısa sürede izolasyonu ben aşırı beğendim.
müzik sisteminde çok iyi olduğuna inanıyorum ve bu kaplamalar çok daha şık. Eskisinde biraz parlaktı sanki bunlar. Eskisi şey, yani deri renginde geliyordu. Ben öteki araç bejdi. Bunlar şey geliyordu, kapıyla aynı renk geliyordu. Anladım. Bu çok şık ama. Çok daha şık. Fakat Bauer Wilkins gelirse burada yuvarlak bir Twitter gibi bir şey geliyor. Hı hı. Orada bir detaydan bahsetti Muhammed Bey. Sizden duyalım. Normalde bu arabayı eğer Bauer Wilkins'le sipariş ederseniz ya da herhangi bir Volvo'yu hızlı mütürü gelmez. Yani 180'i geçebilir sipariş ettiğiniz araba. O da çok önemli bir şey ama Türkiye'ye ve Avrupa'ya gelmiyor diye biliyorum. Daha çok Amerika pazarı için üretilen arabalarda oluyor. O da fabrikada üretirken kolaylık olsun diye öyle yapmış olabilir. Ben de çok üzülmüştüm yani bunu duyduğumda. Çünkü 180 bayağı fark ediyor. Ya tabii. Şey, Volvo'nun o güvenlik psikolojisinden dolayı öyle bir sınır var. Belki garanti namına yapanlar vardır piyasada. Onu bilmiyorum ama olsa güzel olurdu. Evet. Sonuçta motordan bahsedelim. Kaputun altını gösterir olacağız size. Açarken fark ettim. 124'lerde veya Mercedes'lerde servis modunu alırsınız ya. Kaput kendiliğinden öyle açılıyor. Burada da tabii elektrikli motor arkada ama şu invertör tarzı herhalde bu elektrik düzenlemeyi, şarjı vesaire yapan bir ünite gördük. Motor da kenarda olunca şöyle bir vibrasyonu, titreşimi alsın diye motor ayağı tarzı bir şey yapmışlar. Bir de bu konuyla ilgili araya girmiş olduk. Bari girdiğimize değsin. Volvo artık şunu istiyormuş. Tüm arabalarda 2.0 bir ünite kullanalım. Elimizi suya sabuna daha fazla sokmayalım. Yani tüm arabalara böyle bir planları varmış. Hepsine şu motoru kullanalım. Elektrik turbo ayarıyla yani boost'u açıp kapatarak elektrik motorunun özellikleriyle arabaların seviyesini belirleyelim. İşte giriş seviye, yüksek seviye. Kimisi 4 silindir havası versin, kimisi 6-8 silindir havası versin. Onu ayarlayacaklarmış diye bir şey de var. Bilginiz olsun. Bu arabanın alameti farikası belki de bu. Önceki versiyonları şeymiş, supercharge ve turbo berabermiş. Ama bunlarda sadece turboya düşmüşler güncel versiyonlarda. Elektrik motoru 160 beygir yanılmıyorsam arka aksta, arka iki teker arasında, 4 çeker bir araba. Toplamda 450 beygir. 2.0 turbo benzinli bir ünitesi var. Ona benzin elektrikli motor destek oluyor. 0-100'ü 4.7 saniye. Evet. Böyle bir arabanın da bir son hızını görmeliydik. Yani 270-280'i görse iyi olurdu. Kötü değil ama görse güzel olurdu. Şimdi bakacağız hani nasıl gidiyor, ne şey yapıyor. Çok bir zorlama olayımız yok ama güzel seçenekler de var. Arkalar eğirmiş. Önler normal elektrohidroliktir büyük bir ihtimalle. Şu ekrandan sürüşle ilgili bazı şeyleri değiştirebiliyorsunuz. Orası siz daha iyi biliyorsunuz. Şuradan sürüşe önceden düğme varmış bu evet, konuda. Modları hızlıca değiştirmek için şu kısımda bir düğme vardı. Anlık değişiklik yapabiliyordunuz ama bunu da kaldırmışlar. O da belki onda de. Sebebi şeydi, bana şu şekilde açıkladı bir arkadaşım. Kullanıcı deneyimlerini işte biraz araştırmışlar. Hiç kimse buradan kullanmıyormuş ama mesela ben kullanıyordum. Yani bence Alman'a alışık veyahut da Türk kullanıcısı evet. Sever. Ön camda da bir kaplama var galiba. Ön camda da seramik film var. Zira hani bir şey var çünkü karşı taraftan güneş geldiği zaman aşırı rahatsız etme, bir kırılıyor. Evet. Bir mor şey var. Siz film yaptınız. Evet, özellikle tamam. Deri göğüs olduğu için güneşte yıpranmasın diye yaptırmıştım ben. Power aldığımız zaman bu herhalde sport bir mod. Evet. Şey bir mod. Gerçekten çok şık ama. Bir de bu arka tarafın eğir, ön tarafın elektrohidrolik olması bence şeyde çok fayda sağlayacaktır. Sportif hissi çok baltalamaz. Evet. Şey olarak önceki kasaki testime göre bence gerçekten eğri geliştirmişler. Yani öncekini ben çok aşırı beğenmedim. Güzeldi ama bu biraz daha iyi bence. Çok çok rahat geliyor bana. Yani 7 serisi eski nesil 7 serisi kullanan biri olarak başarılı diyebilirim. Ya biraz şeydi hani koyduk air yani var mı var gibiydi ama bu biraz tabii farklı. Beni etkileyen şey bu arabanın jantları göreceksiniz 21 inç. Evet. Yani 21 inç janta göre sürüş de çok güzel gerçekten çok şey. Sportta da 4 çeker diye düşünüyorum. Yalnız sağlam şey yapıyor. Ya özellikle sıfırdan yüze kalkınca çok fark ediyor. Ara hızlanmalarda çok şey yapmıyor ama sıfırdan yüze 707 Nm olduğu için 707. Vay. Çok şey yapıyor yani korkutuyor biraz. İlk defa bilen birisine. Çok hani
Arabamız da güzel bir araba. Normalde burayı işte 90'da kendi arabamla da 93. Yani 120 ile de dönersin de ne yapacak diye merak ediyorum. Bir uğultu duymadık. 120-130'a kadar. Çok şık. Sıkıştırdığın zaman da motorun şey çok hani hafif bir tınısı var. O hoşuma gitti. İşte az önce duyduk. Önceden buraya teste çıkmıyorduk. Çünkü asfalt kalitesi rezildi. Bayağı kötüydü. Şu an burayı güzelleştiler. O yüzden testlerde burayı kullanabiliriz. Özür dileyerek yokuş yukarı son hızını yokmuş gibi gördü. Evet. İşte bu çok sinir bozucu oluyor. Olsun. Yapacak bir şey. Yani şu şekilde araba 180'e gerçekten hızlı geliyor ama sonra aynen, birden evde kimse olmuyor. Ya yani motosiklet gibi. Evet, evet. Ve yani elektrikli bir araba gibi. Yalnız şeyi de çok güzel abi. Yola yayılma olayı, hani o sana verdiği geri dönüşler, şu yüksek sürat, yani 140-150, hadi 180'i geçmesin. Zaten yolsuzda 150 ile gidebiliyoruz bir yeni otoyollarda. 150 ile seyir halindeyken gerçekten çok büyük bir, bizi alert edecek bir şey yok. Hani ben 150 ile gidiyorum diye. Biraz sanki aynalar büyük, hani ondan bir ses var. Bir de sunroof perdemiz açık şu an. Bir tık orada bir eleştirme olabilir. O da hani her şeyini övmeyelim diye nazar değmesin arabaya. Yalnız arabanızın renk kombinasyonuna gerçekten bayıldım. Ben çok severim bu şu rengi. Bir de mat ahşap benim takıntım pek denk gelmedi bugüne kadar. Gerçekten o da çok güzel olmuş. Yani o konular nokta olmuş yani. Şeyi bırakmamışlar dış dizaynda, torun çekicini. O da güzel. Bu arabada farklı olarak yine konuşabileceğimiz şey ön tampon değişik. Sis farı yok sanırım bunda diğerine göre. Bir de bu temaya göre de değişiyor. Dark'larda genelde sis farı olmuyor. Ama Bright'larda oluyor olabilir. Tam emin değilim. Web sitesine girdiğiniz zaman şu an sadece Recharge var. Ve onda da Bright ve Dark var. Güzel bir şey satış psikoloji. Benim hoşuma gitti açıkçası. Ekstra bedel yok. Yani aynen, standart paket. 4 küsür yanılmıyorsam 4,5 civarı mı bilmiyorum ama hani o listedir. Hani şu an kaça satılıyordur? Yok galiba değil mi araba şu an? Ya benim bildiğim şu anda Türkiye'ye gelen bu 2023'te ilk gelen araba. Hı hı. Birkaç kişi de daha var diye biliyorum ama bu Volvo'nun herhalde satış stratejisinden midir bilinmez. Yani bu arabayı çok satma istemiyorlar. İsteğinde değiller herhalde. Daha çok şeye odaklanmak istiyorlar. Dizel motorlara odaklanmak istiyorlar sanırım. O da diğer marketlerde dizel satamayacaklar. Aynen o yüzden. Öyle olunca da stokları bitirmeye çalışıyorlar. Geri göğüsteki o dizayn çok güzel. Yani dediğim, tekrar söyleyeceğim bunu. Harman Kardon'un bu Shadow görüntüsüne bayıldım ben. Şimdi yolun bu kısmını yenilememişler. Gerçekten bu yolda gittiğimiz en iyi arabalardan bir tanesi. 21 inç bir arabaya göre 21 inç. Ben de işte 21'e meraklıyım. Sezona bir 21 düşünüyorum da acaba nasıl olur diye. Yolu çok iyi hissediyorsun. Yani direksiyon falan harika ama çok büyük problem söz konusu değil. Bu arada sürüşle ilgili söyleyeceğimiz motor, evet, 4.7 saniye. Ara hızlanmaları önümüz, şimdi birazdan döneceğiz. Mesela şu an arkam müsait. 80'deyim arkadaşlar. Otomatik tır sollama. Dip gaz. (gülüyor) 150. Yani bayağı iyi. Kaç saniyedir bilmiyorum. Teknik data şeyden, internetten baktıklarımı koyarım ama his olarak yani hiç üzmez. Keşke bir 250 koysalar. Hani o da otobanda oynamak için. Ama işin biraz da bir serseri tarafı. Ona da bir şey diyecek. Çoluk çocuk da sakince gitmek istersin. Başka böyle premium bir sedanda bahsetmemiz gereken şeyler. Klima sistemi mesela şeyinde yazmamışım. Nedir o? Yazmamışım ama bahsetmemişim. W213 Mercedes testinde şeyden bahsetmişim. Kliması mesela bizim GLK'nın 213'te de iyi soğutuyor. İyi şey yapıyor. Siz mesela Citroen falan da kullanıyorsunuz. Nasıl klima soğutması, ısıtması yeterli mi, zevk veriyor mu? Sadece tek problemi şu, bence sabahları biraz geç ısınıyor arabanın içi. Yani o da artık bir
kısmını batarya ısıtmaya mı ayırıyor? Bir de elektrik motoru var ya, yüke girmiyor da olabilir. Evet, olabilir. Yüke biraz girmiyor. Geç ısınıyor ama şey biraz hayat kurtarıcı oluyor. Direksiyon ısıtma ve koltuk ısıtma. Donanım bayağı var canım. Keyless var. Aha. Bagajda şarj, bu plug-in, onlardan bahsedelim. Oradan laf açılmışken bagajda şarj kablosu için özel bir yer var. Size gösteriyoruz. Evet. Burada buna özel, arkada gezmesin diye. Keyless var o zaman. Çok ince düşünmüşler. Onu oraya koyuyorsun. Sağ sola oynamıyor. Bu araba hibrit, yani yarı hibrit gibi de düşünebilirsin. Hibrit bir araba bence. Bu hibrit olayında ne beklemeliyiz? Mesela Toyota şanzımana eklemiş elektrik motorunu. Bu sayede geçişleri fazla artık hissetmiyorsunuz. Bu arabanın bir önceki versiyondaki birkaç izlediğim eleştiri yurt dışında, sanki iki farklı araba kullanıyormuşsunuz gibi. Bir elektrik motoru arkadan itiyor, motor önden çekiyor falan. Bir uyumsuzluktan bahsetmişler. Bunda hiçbir şey yok. Yani bu gerçekten, yani elektrik motoru var yok, öyle bir şey hissetmiyorsun. Direkt normal. Araba gayet pürüzsüz şekilde hızlanıyor. Elektrik motor devreye girdi çıktı. Çok sadece sesten anlıyorsun sen. Şu şarj olma olayları da çok güzel. Bunları nasıl ayarlıyorsun? Biz mesela power moduna aldık şimdi sürüşte. Hibrit moduna alıyorsunuz. B'de şu an. B modunda anladığım kadarıyla bataryayı doldurma modu. Evet, aslında o işte bunun karmaşası var aslında. Ben bu B'yi ilk önce ne olduğunu anlamamıştım. Bu acaba brake mi yoksa batarya mı? Tam çözemedim. Sonradan birini aradım, dedim ki bu ne işe yarıyor? İşte kendi kendine bataryayı şarj ediyor. Normal şeylerde de var bu. Mild hibritlerde de var bu. Evet, evet. Benim fark ettiğim, yani okuduğum şu. Fren rejenerasyonu var ya, frene basın. O her zaman açık. Evet, evet. Ama motor freni, şu elektrikli araba gibi gazdan ayağını çektiğim zaman kafayı yığıyor ya, frene basmış gibi. O B modunda açılıyormuş. Evet. D modunda o yok. Bunu mesela D'yi alırsanız farkı hissedersiniz direkt. Şimdi mesela bak, gazdan ayağımı çektim, süzülüyor. O süzülme modunu da buradan açabiliyorsunuz. Şimdi B moduna geldim. Şu an fren yapıyor araba. Neden? Gücü elektrik motorunu döndürmeye harcıyor. Evet. Elektrik motoru da bataryayı şarj ediyor. Yani tamam, yani bunlardan bahsettik. Pürüzsüz, ara hızlama harika. Elektrik motorunu duymuyoruz, hissetmiyoruz. Peki bu elektrik motorun bize faydası ne? Madem 180'i geçmiyor, ara hızlanmalar, 0-100'ü, torku 700. Yani gücü hissedebiliyorsunuz değil mi? Muazzam bir güç var. Yakıta yansıyor tabii bu. Ya şöyle söyleyeyim size. Şimdi, hani biraz afaki de olmasın, gerçekçi bir veri vereyim. Bu araba yaklaşık her gün elektriğe takıp akşam şarj ederseniz bir sonraki uçuk, yaklaşık 1000 kilometreden fazla gidiyor. Bir defa. Dizel gibi. Evet. Ya çok şaşırtıcı. Eğer elektriğe mesela gün içinde diyelim ki evinizde işiniz 20 km, 30 km, hiç benzinle geçmeden de gidebilirsiniz. Pure modu var. Aynen. Ondan bahsetmedik. Evet. Ya da hibritte de kullanabilirsiniz. Kendi kanaatim karma tüketim daha iyi. Çünkü pure'da sadece kullanırsanız, o zaman da beygir, 160 beygir olduğu için çekme problemleri oluyor. Araba çok ağır bir araba. Ama hibritte benim şu ana kadar, yani size karma verisini söylemem gerekirse, yani basınca karışık 3.5, basmayınca 2.1, 1.9 gibi. Şaka gibi. Evet. Yani şey gibi, Corolla gibi yakıyor. Gerçekten öyle yakıyor ve çok performanslı. Corolla gibi yakan 500-450 beygir bir araba ve süper lüks, yani şey, premium bir araba. Bu çok güzel. Pure modu mesela ben şeyde kullanırım. Kendim almış olsam bu arabayı. Yakın oturuyormuşuz zaten. Hastaneye giderken zaten dur kalk bizim. Bir tek şeyde bir yokuş gibi bir durum oluyor şaşmaz yakınında. Aha. Genellikle düz. Hatta şeye kadar, Yaşamkent'ten Ümitköy Köprüsü'ne kadar yokuş aşağı bir yol var. Ben o güzergahta pure modunu mesela kullanırım. Şeyde o Ümitköy Köprüsü'nden kelebekle bağlanacağım zaman şeye geçerim. Hibrit moda geçerim. Öyle olduğu zaman da hani elektrik zaten kullanıyorsunuz. Muhtemelen kendi web sitesinde belirtiyor 0.7 litrelik tüketime ulaşabilirsiniz. Düşünün yani 0.7 litre böyle bir arabada. Peki
baştan yazacağım. Bunu Muhammed Bey'e bahsetmedim. Üstad, i5 mi bu mesela? Şimdi zor bir soru. Şimdi o yeni çıktı tabii. Evet, hani, evet. Fiyatı hatta bundan düşük. Evet. Ama elektrikli arabalar çok tutulmuyor yakınlarda. O yüzden mesela EQE de çok fiyatı çok yüksek değil açıkçası. EQE zaten biraz yüzü eskidi ve ben içten yanmalı şeyleri sevdiğim için, arabaları sevdiğim için ben zaten yani bu arabayı tercih ederim. Çok güzel, çok rahat. Ama mesela i5 yeni çıktı. Tabii o 0-100'ü 7 saniye civarmış galiba. 8 küsür hatta. Hatta yani güçsüz buna göre. Evet. Full elektrikli. Yani sonuçta uzun yol kapasitesi bunun çok daha yüksek. İstediğin gibi gidebilirsin. Ya şunu söyleyin mesela benim için çok önemli ya da bizim için ailecek. Şimdi mesela acil bir şey oluyor. Diyelim ki bir cenaze oluyor. Gitmeniz gerekiyor ve cenazeler genelde şeyde olmuyor biliyorsun. Herkesin memleketinde tabii, oluyor. Aynen. Çok yakın zamanda yaşadığım için bunu bahsediyorum. Ya şimdi orada yetişmeniz gereken bir zaman oluyor mesela. Yani arabayı bir durayım, yarım saat bir şarja takayım, sonra bir yarım saat daha şarja rota takayım planlayayım. Bir şey olmuyor ve gittiğiniz her yerde de şarj olmuyor zaten. Aynen. O açıdan mesela bence hibrit çok mantıklı ama şöyle bir şey varsa mesela bir arabanız daha varsa şehir içinde kullanmak için elektrikli i5 bence mükemmel. Evet. Ya ama yani tek araba olarak da düşünürsek evet, sonuçta ben diğer araba küçüktür mesela, rahat değildir. Şimdi i5'in air olduğunu düşünmüyorum. Onunla. O çünkü bir tık daha şey standarda kaçıyor. Yine aynı sınıf bir araba ama bastığın zaman gidecek bu. Sonuçta işten yanmalı motoru var. Ne olursa olsun. Yaktığı yakıt zaten elektrikten ucuza bile gelebilir bu. Çünkü benim şöyle bir şeyim var. Savım var. Elektrikli araba yaygınlaştıkça elektrik maliyeti artacak. Evet. Çünkü hem altyapı yatırım artacak, hem elektrik ihtiyacı çoğalacağı için üretim ve tüketim birbirine arasındaki uçurumdan dolayı fiyatları artacak. Yani bu araba mesela o arabaya göre bence çok daha mantıklı. Sadece işte şarj edeceksin. Yani kendi şarjı mesela biz şu an bir 7-8 kilometre. Gerçi bastık falan ama fazla bir bataryada şarj olmadı. Elbette kendi kendine şarjı çok iyi değil. Aynen. Yani plug-in zaten. Hani eğer eviniz işleriniz müsaitse bu arabayı her gün şarja takabiliyorsanız bence bu mükemmel. Evet. İşe giderken ben hiç motoru çalıştırmam. Tır tır giderim. Orada tabii bazı kısıtlamalar da var mesela. Elektrikli arabalar nasıl bilmiyorum da bu arabanın lityum iyon pilleri. Lityum iyon piller -10 ve 40 derece üstünde iptal oluyormuş arkadaşlar. Öyle bir dezavantajı olabilir mesela bu arabayı kullanırken. Bir de tabii batarya küçük olduğu için, motor küçük olduğu için belki uzun dönemde garanti problemleri hani nedir ne diyor ama Volvo'nun o konuda şeyi çok yüksek. Evet. Yani Volvo'ya güvenebiliyorsunuz o konularda. Evet. Müşteriyi ortada bırakmıyor. Çok rahat bir araba. Çok sessiz bir araba. Biz tabii biraz ses olmasın diye klimayı açmadık. Sıcak oldu. İzolasyonun da böyle iyi olduğuna inanıyoruz. Yani içeriye aldığı güneşi dışarıya çıkarmadı. Aynaları büyük kullanışı hani söylemiştik diğer şeyde. Bütün oyuncakları var. Adaptif kruz var. Herde makyajıyla arasında da bir şey buymuş. Burada adaptif kruz ve normal hız sabitleme arasında geçiş tuşu varken evet, onu kaldırmışlar. Burada şey modu seçemiyorsun. Yani mesafe ayarlayabiliyorsun ama mod için buraya fonksiyonu buraya giriyorsun. Oradan çalıştırıyorsun ama fonksiyonu öncekinde oradan da atayabiliyorsun. Yani. Orada seçmen gerekiyor. O biraz şeymiş. Frenleri çok iyi bu arada. Az önce bir yavaşladık. Bir de, çok çok iyi. Aha, şu fren dediğiniz aklıma geldi. B'de araç kullanmak harika bir şey. Çünkü hiç balata disk şey hiç olmuyor. Aynen. Hiç yani. Bu arabada gerçekten hele ki böyle biraz da bilgisayar oyunu modunda kullanan bir sürücü balata eskitmez abi. Satana evet, kadar balata disk değiştireceğini düşünmüyorum. Peki bizi götürür mü? Bir şansımı deneyeceğim alırsa. 3'e yani, çıkardı kilometreyi. Pil gördüğünüz gibi. Pure alınca. Aa 3 kilometre. Evet. Şu an galiba şey motor sustu. Ben de bu arada bir kere kullandım. Şu an şey elektrikte gidiyoruz. Muhammed Bey yanaşıyoruz işte. Bugün çekim yaptığımız yer de benim ilk defa çekim yaptığım bir yer. Böyle sessizce geliyor. O kadar eğlenceli ki ama tabii ben eski şeyden gidiyorum. Buradan gitmeyeceğiz.
Karis. Ha şey mi diyor? Too hot. Oo. Neyse arka kameramız var. Biz biraz şey yapalım ya klim. Açalım. Aman tanrım ya. Wow. Wow. Çok şık. Şey cam abi. Cam ayarı var değil mi? Hayır. Şu açılış harika ya. Yani ben bilmiyorum yeni nesil arabalar böyle mi ama. Ya yani şuraya kibarlığa bakar mısın? Hissetmiyorsun açılışı. Şey modu var. Modu mu var? Evet evet. Aa. Yumuşak basarsanız yumuşak açılıyor. Ama çok güzel bir şey. Evet. Çünkü bizimki vak diye açılıyor ya. Hani bir geriliyorsun ne oluyor falan diyorsun. Bir tane arkadaşım arızalı zannetmişti. Servise götür falan demişti. Sonra şey oldu. O da şaşırmıştı yani. Ama çok şık ya baksana. Hani o şey o yavaş o his. Arkadaşlar mesela bunu da fark ettik. Şey yaptık. Videomuz böyleydi. Ben şimdi Pure Mod'da az önce de bahsettim. Sadece şeyde kullanıyorum elektrikli. Toyota'lar gibi az önce biraz laf karıştı. Toyota'lar gibi böyle bir fütüristik hani dışarıdan böyle bir ses oluyor. Bizim sitede de bazı komşularımızın var. Hı hı. Onlar böyle giderlerken diyorum elektrikli bir araba geçiyor. Ama bu araba hiç ses yok. Yani sıfır. Sadece şey galiba batarya soğutucu fan var. Onun sesini duydum ben dışarıda. Mesela şu an motor çalıştı mı? Şu an elektrikle hayır. Gidiyoruz. Ciddi misin? Evet. Abi hiç şey değil 160 beygir. Bayağı iyi. Evet. Yani ben de çok deneyimleme fırsatı bulamadım. Bir kere açtım sonra kapattım. Hı-hı. Tabi iş güç şey. Açık söylemek gerekirse. Ama şu an yani... Bu normalde yani bizim arabanın pili olsa şu anda 2 kilometre gösteriyor ama yani 70-80 olduğu zaman motor sesini duymuyorsunuz. Ama şey yani şu an gerçekten hiç yani ben hakikaten motor çalışmıyor. Evet. Ya bayağı iyi ya. Gayet yeterli yani. Hani bununla ben işe gider gelirim. Yani bu modda işe gider gelirim. Bir de şöyle bir şey var. Sonuçta şey elektrik motoru ve pilin değişimi o kadar zahmetli bir şey değil. Masraf olarak da içten yanmalı bir motorun masrafıyla hele ki serviste değiştiği zaman içten yanmalı motor çok üzülmeyecek bu arabada. Sessiz hayatta böyle bir şey demek ki. Bizim kameralarımızın şarjı bitti ama en son işte şu camın açılma hissi de gerçekten benim çok hoşuma gitti. Çok güzeldi. Sessiz bir hayat böyle diyoruz. B moduyla yani 0.7 yaktırım ben buna bilgisayar oyunu modunda. Rahatlığı makyajlı versiyonu olarak 21 inçlere rağmen rahatlığıyla gerçekten olmuş diyeceğim. Çok güzel bir araba. Benim çok hoşuma gitti. Bildiğim kadarıyla arka ısıtmaları da var. Arka ısıtma fonksiyonları falan da var standart paketinde. Güzel, hoş bir araç. Tercih etmek isteyenler için inşallah güzel bir kılavuz olmuştur. Vakit geçirmek isteyenler, meraklı genç kardeşlerimiz için de eğlenceli bir araba videosu olmuştur diye düşünüyorum. Bir dahaki videoda görüşene kadar Allah'a emanet. Kendinize iyi bakın.